Eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır? Ben bunu arkadaşlar hiç öyle mutlak değer falan filan işlerine girmem. Normal dümdüz çarpanlarına ayırarak gösteririm bakın. x eksi 4, x artı 4. Çarpanları ayırmayı hep alışıp yapmak lazım. Eksi 4 artı 4, x karenin işareti pozitif, artı eksi, artı oldu. Böylece sağlayan eksi 4 ile 4 aralığı. İkisi de dahil değil. 4 eksi eksi 4, 8. Bir daha çıkaracağız. 7 tane değer sağlayacak bu eşitsizliği. Eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı demiş. Bakalım aşağıya arkadaşlar çarpanlarına ayırınca x eksi 4 çarpı x artı 2 payda ne var? Eksi 4 payın işareti eksi negatif. O zaman arkadaşlar paydanın ne olması gerekiyor? Negatif bu önemli soruda sonuçta bu böyle kesirli bir eşitsizlik olduğu için değil. x eksi 4 çarpı x artı 2'nin de negatif olması gerekiyor ki Sonuç olarak arkadaşlar bu ifade negatif çıksın. Özellikle küçüktür sıfır dedim çünkü payda sıfıra eşit olamaz. Köklerimizden bir tanesi eksi 2 bir tanesi 4 Neyle başlayacağız? Bu denkleme bakıyoruz tabii ki sadece artı ile başlayacağız. Sonra eksi sonra da artı. Böylece arkadaşlar eksi 2 açık aralık 4 açık aralık sağlayanlar eksi 1 0 1 2 3. Bunlar gitmiş oldu 5 oldu c şıkkı. 9, 3'e tam bölündüğü için arkadaşlar üstteki denklemi kullanacağız yani x kare eksi 9'u. 4 de 3'e tam bölünmediği için alttakini kullanacağız x kare eksi 5x artı 4. Hemen bunları çarpanlarına ayıralım x eksi 3, x artı 3 bölü x eksi 4 çarpı x eksi 1. Küçük eşit sıfır denmiş kökler hemen bakın 4'e eşit olmayacak, 1'e eşit olmayacak. Onlar kenarda dursun paydayı sıfır yapıyor. Neler kökler? Eksi 3. 1, 3 ve 4. Küçükten büyüğe sıraladık. Bütün işaretler artı artı ile başlıyoruz. Artı eksi artı eksi artı oldu. Sağlayan değerler arkadaşlar küçük eşit dediği için. Eksi 3 ve 3 dahildir. Ama dediğim gibi 4 ve 1 dahil değil. Eksi 3 kapalı 1 açık. Sonra birleşim 3 kapalı 4 açık. Bunlara neler dahil o zaman? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 ve 3 arkadaşlar. Toplamda bakın gördüğünüz gibi 5 değer oldu D şıkkı. Sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır denmiş. 5 üzeri x arkadaşlar ne verirseniz verin pozitiftir. O yüzden bunu kontrol etmenize gerek yok. X eksi 2'nin kübü 2, x eksi 4, 4 kökleri. Böylece 2, 4 artı eksi artı diyeceğiz. 2 kapalı ancak 4 paydayı sıfır yapıyor bu yüzden açık. Alacağı değerler sadece 2 ve 3 geldi. Toplamları 5, B şıkkı. x kare eksi 2, x eksi 8 küçüktür 0. x eksi 1 bölü x artı 5 büyüktür 0. P'nin değili veya Q'nun değili bileşik önermesinin doğruluk değeri 0'mış. Bu şudur arkadaşlar. Doğruluk değeri 0'sa veya da hepsi 0 olmalı. P'nin değili 0'sa ise P'nin kendisi 1'dir. Yine Q'nun değil 0 ise Q'nun kendisi 1'dir. Demek ki bu önerme de doğruymuş. Bu önerme de doğruymuş. Bu eşitsizlik sistemini çözeceğim şimdi. Birinci eşitsizlik x eksi 4 çarpı x artı 2. Böylece bir kök 4, bir kök eksi 2. Diğer kök arkadaşlar denklemin kökü 1 ve eksi 5. Bunları önce tek tabloda yapıyorum. Kökleri küçükten büyüğe yazıyorum. Eksi 5, eksi 2, 1, 4. Birinci eşitsizlik, ikinci eşitsizlik. Bu bir eşitsizlik sistemi sonuçta. Birincinin kökleri eksi 2 ve 4'tü. İkincinin kökleri arkadaşlar eksi 5 ve 1. Buna göre bakıyoruz. Bunlar bizim için önemli. Böyle karalayayım kendi. Hani, neye göre işaret değiştireceğinizi anlayın. Haliyle arkadaşlar artı, eksi, eksi, artı, artı. Köke kadar işaret değiştirme sakın. Sonra yine öbüründe de artı, artı, eksi, eksi, artı üsttekinin küçüktür olması lazım bu bölge alttakinin de büyüktür olması lazım bu bölge ikisinin de arkadaşlar sağlandığı yer gördüğünüz gibi neresi buradaki 1 4 açık aralığı 1 4 açık aralığı da zaten 2 ve 3 demektir. 2 3 2 tane değer sağlıyor A şıkkı. Burada daha aşağı indikçe bu sayılar artıyor bakın 6 7 8 böyle gidecek. O yüzden bu mantıkla t kare eksi 4t artı 8 büyüktür 5 olmalı tamam mı? Haliyle t kare eksi 4t artı 3 büyüktür 0. t eksi 3 çarpı t eksi 1 büyüktür 0. Tabloyu oluşturursak 1 3 artı eksi artı normalde eksi sonsuz bir aralığı birleşim 3 sonsuz aralı. ama eksi zaman diye bir şey var mı yok. O yüzden bu kısmı düzeltip zaman sıfırdan başlar malum. 0, 1 birleşim, 3 sonsuz aralığı demeliyiz düzeltip, E şıkkı olur. Kökler çarpımı C bölü A, yani M eksi 4, 1 bölü M eksi 4 diyeceğiz. Kökler toplamı eksi B bölü A, 3M eksi 5 olacak. Bu arkadaşlar 0'dan küçükmüş. Hemen köklerimiz gördüğünüz gibi bir tanesi 5 bölü 3, bir tanesi de 4 oldu. Artı, eksi, artı. Doğru mu? Buna göre arkadaşlar bir de M4 olmamalı. O da kenarda dursun paydayı sıfır yapıyor. 5 bölü 3 ile 4 arasında hangi tam sayılar var? 2 var. 3 var. Cevabımız B2. F bileşke Gx arkadaşlar. Sonuç olarak F'nin içine G'yi yaz demek. Bakın x eksi 3'ün parantez karesi eksi 4 çarpı x eksi 3 demektir. Bu Gx'ten yani x eksi 3'ten küçükmüş sadeleştirme yapmak eşitsizliklerde olmaz arkadaşlar. O yüzden alacaksınız bu x eksi 3'ü komple sol tarafa atacaksınız. Halihazırda 4 tane x eksi 3 var. Bir tane de x eksi 3 buraya geldi. 5 x eksi 3 oldu gördüğünüz gibi. x eksi 3 parantezine alacağız. x eksi 3 eksi 5 küçüktür 0 olacak. 1 kök 3 1 kök 8 işaretler artı bu yüzden artı x artı, artı, artı oluyor haliyle 3 ile 8 aralığında açık aralık bu arada küçüktür dediği için. 8 eksi 3 5 bir daha çıkarırsak 4 tane farklı tam sayı var. Sadeleştirme sebebi sadeleştirmeme sebebimiz arkadaşlar kök kaybedersiniz eşitsizliğiniz yanlış çıkar. Sağ ve soldan birer santim kırpılmış. O zaman aslında burası e, x eksi 2 arkadaşlar. Yine aynı şekilde x eksi 2. İç hacim x eksi 2'nin parantez karesi çarpı 6. Büyük olmalı 150'den böyle söylemiş. x eksi 2'nin karesi büyüktür 25. x eksi 2 e, burada ne yapacaksınız? Birincisi her iki tarafın kare alırsanız mutlak x eksi 2 olur. Mutlak x eksi 2 5 demek. x eksi 2 büyüktür 5. veya arkadaşlar x eksi 2 küçüktür eksi 5 demektir mutlak değerle eşitsizlikten hatırlayın x böylece 7'den büyük olmalı veya x eksi 7'den eksi 3'ten pardon küçük olmalı ama zaten bu soru için bu geçerli değil çünkü x negatif olamaz uzunluk negatif olamayacağı için 7'den büyük alacağı iki değer 8 ve 9'dur toplamları 17 c C'dir farklı iki kök demek delta büyüktür 0 demektir arkadaşlar bu yüzden hemen ne söyleyeceğiz m eksi 4'ün parantez karesi eksi 4 çarpı eksi 2 çarpı m eksi 4. Küçük büyüktür pardon 0. Böylece m kare eksi 8m artı 16 artı 8m eksi 32 büyüktür 0. 8'ler gitti. m kare eksi 16 büyüktür 0 oldu. m eksi 4. m artı 4 büyüktür 0. Tabloyu hemen oluşturuyorum. Eksi 4 artı 4 artıyla başlıyorum. Alamayacağı negatif değerler arkadaşlar. Eksi 4 alamaz çünkü arkadaşlar büyüktür dediği için normalde eksi 4'ü alamayacak. Eksi 3, eksi 2, eksi 1. Bu 4 değeri alamayacak arkadaşlar C şıkkı. Baş kat sayısı 2 tepe noktası 3'e eksi 8 olan parabol formülünü bilmeniz lazım. A söylüyorum bakın x eksi r'nin karesi Artı k'ydı. O yüzden işte size formül. Dolayısıyla arkadaşlar bu px baş kat falan yazdık. Bölü 2. Eksi 5 küçüktür sıfır. Sadeleştirelim. x eksi 3'ün karesi. Eksi 4. Eksi 5 küçüktür sıfır. x eksi 3'ün parantez karesi. Eksi 9 küçüktür sıfır. Böylece 2 kare farkı. x eksi 3 eksi 3. Çarpı x eksi 3 artı 3. Küçüktür sıfır. Köklerimiz bir tanesi sıfır bir tanesi 6 artı eksi artı. Sağlayan tam sayı değerleri arkadaşlar 0 ile 6 aralığında 1, 2, 3, 4, 5. 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamı 5 çarpı 6 bölü 2'den 15 C şıkkı. Bunların denklemlerini bulursanız böyle aşırı derecede yorum yapmaya gerek kalmaz arkadaşlar. Şimdi 1 e, bize fx fonksiyonu vermiş. Üçüncü dereceden ve kökleri burada var. Eksi 1, 1, 4. Böylece bu denklemin baş kat sayısını bilmiyorum. A diyelim. x artı 1 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 4. gx fonksiyonu nasıl yazılır? Hemen burada doğru denklemini yazmayı bileceksiniz. Eğer yazmayı bilmiyorsanız doğrusal fonksiyon. x'e 4 verdiğinde y'si 0 olmuş. x'e 0 verdiğinde y'si eksi 2 olmuş. Doğrusal fonksiyonun denklemi nedir? ax artı b'dir. Böylece 4a artı b eşittir 0. 0 artı b eşittir eksi 2. b eksi 2 olduğundan a arkadaşlar 1 bölü 2 oldu. Denklem 1 bölü 2x eksi 2. Alacağız. F'in içine gx'i yazmamız gerektiği için buraya yazacağız. a payda eşitleyelim hatta. x eksi 4 bölü 2. Yine x eksi 4 bölü 2 artı 1 olduğu için x eksi 2 bölü 2 oldu ilki. Sonra x eksi 4 bölü 2. Bir de arkadaşlar eksi 2 eklenecek. x eksi 6 bölü 2 olacak payda eşitleyince. Son kısımda da x eksi yine 4 bölü 2. Payda eşitlediğimizde eksi 8 daha o zaman x eksi 12 bölü 2 oldu. Haliyle arkadaşlar artık bulduk. Bir kök sıfıra eşitlersek 2, diğeri 6, diğeri 12. Neyle başlayacağız? Burası çok önemli. Bakın arkadaşlar grafik sorularında işaret şöyle anlaşılır. Fonksiyon 4'ten sonra arkadaşlar eksi sonsuza doğru gidiyor. Haliyle bu büyük değerleri almasına rağmen nasıl eksi sonsuza gider? İşte baş kat sayısı negatif olduğu için. Haliyle arkadaşlar burada baş kat sayı negatif olduğundan eksiyle başlayacağız. Sonra artı, sonra eksi, sonra artı. Burada büyük eşit sıfır diyor. O zaman eksi sonsuzdan 2'ye kadar... 2 dahil ve 6 ile 12 arası ikisi de dahil birleşim çözüm kümemiz vardır. Pozitif tam sayı dediği için buradan 1 ve 2'yi alacağız. Burada da 6 ve 12 arasında toplam ikisi de dahil 7 tane sayı var. 1 ve 2 artı buradaki 7 sayıyla birlikte 9 sayısı için 9 tane sayı için yavaşlar aşık.